Mesela Hazreti Yusuf hem kuyudaydı biliyorsunuz, hem hapisteydi. Oradan çıkıp böyle sultan olunca o çok coşkuludur. Yani o sevinç hissediliyor üslubunda. Ve çok nezaketli. Annesini babasını getiriyor, tahta oturtturuyor. Bu ne demektir? Mehdiyet milleti bağrına basacak. Millete karşı çok sevgi dolu olacak. Değil mi? Evet. Bütün annelere babalara karşı derin bir şefkat ve merhamet ve muhabbet olacak demektir. Kur'an işareti budur. Affedicilik çok yaygın olacak anlaşılıyor o ifadeden. Yani affetmenin müthiş bir yaygınlık gösterteceği anlaşılıyor. O devirde Hazreti Yusuf'u anlayamayan kişiler yine Müslümanlar. O devrin Müslümanları. Hazreti Yusuf'u anlayamıyorlar. Sonra diyorlar sen Yusuf musun diyorlar. Evet ben Yusuf'um diyor sana. Yusuf kelimesi aynı zamanda Mehdi'yi ifade eden bir kelimedir. Yani onun da ayrı özel, hani kaç tane Allah özellikle o sureyi koymuştur. Yusuf suresini koymuştur. Derin sırları vardır. Ve kardeşlerinin onu uzun süre anlayamaması, Mehdi'nin Müslümanların Mehdi'yi anlayamamasının sembolik anlatımıdır Kur'an'da. Zamanı gelince birden anlamaları da Mehdi'yi de zamanı gelince birden anlayacaklarına işarettir. Kardeşlerinin, yani demek ki yobazlar o devrin azgın taş kafa, kemik kafalı karanlık yobazları Mehdi'ye karşı amansız bir mücadele verecekler. Kur'an buna işaret ediyor. Ama sonunda Mehdi'ye muhtaç hale gelecekler. Çünkü bak kardeşleri Hazreti Yusuf'a muhtaç hale geliyorlar. Gördünüz Kur'an'da değil mi? Yani ondan değil mi? Medet umuyorlar. İşte yobazlık da bu taş kafa zihniyette Mehdi'yetten çok şey bekleyecek zamanı gelince. Ve medet umacaklar. Mehdiyetin de onları bağışlayacağı anlaşılıyor. Mehdi'nin de onları bağışlayacağı anlaşılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden. İnşallah. Çünkü Hazreti Yusuf kardeşlerine intikam almıyor. Kur'an buna özellikle dikkat çekmiş. Babalarından bağışlanma istiyorlar. Babalar da diyor ki bir süre sonra sizden sizin için bağışlanma dileyeceğim. Yani tam bir kafanızı bir düzeltin. Samimi olduğunuza kanaat getireyim, ondan sonra bağışlanma dileyeceğim diyor. Ama Yusuf hepsini bağışlıyor. Ve güvenlik içinde diyor artık şehre girin diyor. Bakın demek ki Mehdiyet de bütün şehirleri, bütün beldeleri, köyleri, nahiyeleri, kasabaları güvenli hale getirecek. Kur'an işareti budur bak. Güvenlik içinde şehre girin diyor. Ayet bu, Kur'an ayeti. İnşallah. Güvenlik içinde göğüslerini gere gere giriyorlar. Ve halka yiyecek dağıtılıyor. Bol miktarda. Hazreti Yusuf kanalıyan. Mehdi'nin de aynı şeyi yapacağını anlıyoruz. Yani Yusuf kıssası doğrudan Mehdi'yeti anlatır. 12 ve 7 Yusuf kıssasında hakim olan sayılardır. 12 ve 7. Mehdi'yette de 12 ve 7 hakim olan sayılardır. Veyahut Yusuf suresine doğrudan anlatabilirim. Sen peygamberimizin bir sözü vardı hocam. Söyle. Hazreti Yusuf'la Mehdi'yi beraber söylüyor. Şöyle diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gaybetin, Mehdi'nin sahibinde 4 peygamberin sünneti vardır. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Peygamber. Evet peygamberimiz, yani Mehdi bütün peygamberlerin özetidir. Yani bütün peygamberlere benzer. Hazreti İbrahim'e benzer. Hazreti Yusuf'a benzer. Peygamberimize benzer sallallahu aleyhi ve selleme. Yani o benzerlikleri zaten çok detaylı hadislerde belirtilmiş. Mesela bak ayette ben geçerek anlatayım ayetleri. Yusuf suresi mesela 12. suredir zaten Yusuf suresi. 12 imam. 12 pınar. Kur'an 12 pınar fışkırmıştır biliyorsun. 12 kabile. Ve diğer 12'ler inşallah. Ve 2120'nin içerisindeki 12. Maşallah. Efendim 2012'nin içerisindeki 12. 1 ve 2. Yani ama tekrarlayan 2'ler. Evet. Mesela 6. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Bir tane ebcedi var. 2018 tane veriyor. Maşallah. Bir tane bak 2018.
Allah'ın Mehdi'yi seçkin kılacağına işaret eder. İnşallah. Sözlerin yorumundan kaynaklanan bilgiyi sana öğretecek. Mehdi demek ki güzel tefsir yapacak. Güzel yorumlayacak. Kur'an'ı güzel yorumlayacak. Hadisi güzel yorumlayacak. Buna işaret var. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Hazreti İbrahim ailesinin soyunun en son olarak nimetinin tamamlanması. Ne oluyor? Dünya hakimiyeti. İnşallah. Hazreti İbrahim soyunun anlı şanlı sonucu. Resulullah'ın veladeti, peygamber olması ve peygamberimizin soyundan Mehdi'nin çıkışıyla Kur'an'ın bu ayeti tam tahakkuk etmiş oluyor. Bak ne diyor ayette? Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. İbrahim, İshak nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimeti tamamlayacaktır. İşte bu nimetin tamamlanması oluyor. İnşallah. İnşallah. Ahir zamanın Beni İsrail'i Mehdi ve şakirtleridir. Beni İsrail hakiki halis Müslümanlara verilen isimdir. Beni İsrail. İnşallah. Ve ahir zamanın Beni İsrail'i de Mehdi şakirtleri ve dünya hakim olacaklardır. İnşallah. İnşallah. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Bakın andolsun Yusuf ve kardeşlerinde Mehdi ve talebelerinde soranlar için ayetler, ibretler vardır. Ebced'i 2019 veriyor. Bir tane Ebced var, 2019 tane veriyor. Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. İşte yobazların sıkıntısı bu oluyor. Kıskançlık ve hasetlik. Mehdi'ye karşı azgınlıkların kökeninde bunu göreceğiz. Kur'an buna işaret ediyor. Bak ne diyor o zaman Mehdi karşıtı hareket ne diyor? Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi yani Mehdi ve İsa aleyhisselam babamıza bizden daha sevgilidir. Daha çok seviliyorlar. Ne olacak? Şeyhleri ikinci plana gidecek. Hocaları ikinci planda kalacak. Bu ağırlığına gittiği için Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Oysa ki biz birbirini pekiştiren tutan bir topluluğuz. O zamanki yobazlar birbirlerini desteklediklerini söyleyecekler. Biz bir ittifak eden topluluğuz diyecekler. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Şimdi de bak alimleri bunaklıkla, akılsızlıkla, aptallıkla haşa itham eden saygısız, terbiyesi bozuk adamlar türedi değil mi? Evet. Şeyhini, mürşidini bu şekilde itham ediyor. Yani cübbeliye de burada bir işaret var gibi görünüyor ama ben onu yine tenzih ediyorum. Cahilliğinden o söyledi. Ama bakın cübbeli lafını sözünü bilmiyor. Lafın nereye gideceğini bilmiyor. Ağzına geleni konuşuyor. Mesela Şeyh Mahmud Efendi hocamız hakkında da diyor ki 10 dakikada olsa konuşabiliyor diyor. Ve şuuru açık diyor. Şimdi bunu duyan bir insan ne anlar? İnsan mürşidi için böyle söz söyler mi? Bak 10 dakika konuşabiliyor diyor. Konuştuğunu duydum diyor. Bu müthiş bir münasebetsizliktir. Ve şuuru açık diyor. Yani aksini iddia eden mi var? Bu ciddi bir şaibe ve şüpheyi meydana getirmez mi? İnsan mesela ben sana böyle desem ya 10 dakika konuşuyor biliyor. Ve şuuru açık desem bu hakaretamiz bir sözdür. Çok anormal bir söz. Böyle bir şey İslam mürşidine söylemez. Lafını sözünü bilmiyor. Ne anlama geleceğini bilmiyor. Şeyh Nazım hocamıza da gitti kutup dedi. Elini öptü. Bir sefer de aklını oynattı dedi. Aklını kaybetti dedi. Bak ne diyorlar? Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedirler diyor. O devrin. Demek ki ahir zamanda da mürşitlere böyle yakışıksız sözler edilecek. Doğru. Buna işaret var.